Hüseyin Engin mahkeme tarafından da ölüme sebebiyet veren polisler arasında değil ama kasten yaralayan, Ali İsmail'i kasten yaralayan polisler arasında sayılıyordu. Mahkemenin kabulü bu yöndeydi. Özellikle Ali İsmail alandan çıkarken onu tekrar bacaklarına vurarak onu yaraladığı konusunda bir iddianame tanzim edilmişti kasten yaralamadan. Hüseyin Engin ile ilgili olarak mahkeme aldığı basit yaralama cezasından kaynaklı olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi de bu kararı hükmün açıklanmasının geri bırakılması verilmiş olması ve cezanın caydırıcı olmaması itibariyle Hüseyin Engin yönünden ihlal kararına hükmetti. Kötü muamele yasağının ihlal edildiği konusunda. AYM'nin kararına baktığımızda diğer failler bakımından aslında yeniden yargılamayı gerektirecek herhangi bir tespit söz konusu değil ne yazık ki. Söz konusu işte AYM kararının 151. bendinde yani o paragrafta caydırıcılığın bununla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ortaya koyduğu veya diğer evrensel hukuk kriterlerini irdeliyor. Bunları ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Ancak diğer failler yönünden yani hem kolluk görevlileri ölüme sebebiyet veren kolluk görevlileri Ali İsmail'in hem de onlara yardım eden siviller hakkındaki karar bakımından caydırıcılık işlevinin yerine getirildiğini söylüyor aslında satır aralarında AYM'i. Ancak şöyle baktığımızda burada Mevlüt Saldoğan en fazla cezayı alan polis memuruydu ve 13 yıl gibi bir ceza aldı. Ancak bildiğim kadarıyla 4 yıl 2 ay yattıktan sonra tahliye edildi. Yani AYM'in caydırıcılık dediği bu. Bir insanın bir insanı öldürmek, ölümüne sebebiyet vermenin cezası aslında yatarını dile getirirsek aslında 4 yıl 2 aya tekabül ediyor. 13 yıl bile değil hatta. Burada aslında her ne kadar Anayasa Mahkemesi biz suçun tasnifiyle ya da işte bizim iddialarımızla bağlı olmadığını söylese de aynı zamanda bir yargılama makamı olmadığını, ilk derece mahkemesi olmadığını söylüyor. Ancak burada suçun tasnifiyle ilgili olarak yani Ali İsmail Korkmaz'ın yaşam hakkına yapılan bu müdahalenin ilişkin ceza mahkemesindeki gerekçenin yeterli görülmesi gerçekten oldukça olumsuz. Bu anlamda kamuoyuna mal olmuş bir dava ve herkes Ali İsmail Korkmaz davasında delillerin nasıl karartıldığını ve bu anlamda ailenin ve onun savunmanlarının çabasıyla bu delillerin ortaya çıkarıldığını, hatta en başında belirtilen olayı gerçekleştirdiği konusunda polis üzerinde çok ciddi bir şüphe olmasına rağmen soruşturma makamlarınca ilk kez soruşturma yetkisi de hep kolluk olarak polis gücü kullanıldı. Bizim buna defalarca itirazlarımız sonucunda ancak olay savcılık tarafından jandarmaya intikal etti. Ama biz bu dosyanın savcısı değildik. Dosyanın savcılık makamının soruşturma makamının yerine getirilmesi gereken yani devletin pozitif yükümlülüğünü savunmanlar, avukatlar yerine getirmez. Avukatlar tabii ki talepte bulunurlar. Ancak burada üzerine düşen görev devletin görevlilerinindir. Bu devletin yaşam hakkı konusundaki pozitif yükümlülüğü kapsamında böyledir. Aynı zamanda Ceza Mahkemesi kararı ile birlikte tazminat meselesini de söylüyor. Sonuç olarak bu idari bir yargı süreciyle takip edilen bir davaydı. Ve biz belirli sürelere tabiiz burada ve o süreleri kaçırmadan bununla ilgili olarak idari yargıda başvurumuzu yaptık ve bununla ilgili bir dava sonuçlandı. Ancak bir insanın bir yaşamın değeri ya da yalnızca onun tazmin edilen bu miktarla ölçülemez. Dolayısıyla Ali İsmail asıl olarak burada AYM'nin ceza mahkemesinin gerekçeleri ve ceza mahkemesinin aslında yürüttüğü cezasızlık politikası ile ilgili olarak bir karar vermesiydi. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaşam hakkı konusunda kriterleri böyledir.
O kişinin ceza almış olması, failin ceza almış olması yeterli değildir tek başına. Bunun aynı zamanda caydırıcı olmasından söz ediyoruz. Biraz önce söyledim. En çok 13 yıl alan polis memuru yalnızca 4 yıl 2 ay yattı. Ondan yine 10 yıl 10 ay alan, ondan sonraki en çok cezayı alan diğer polis memuru var. Bu da aynı şekilde. Yani o da tahliye edildi. Bu tahliyelere ilişkin de hiçbir şey AYM kararında bahsedilmemiş. Ve dolayısıyla bir insanın öldürmek, yaşam hakkına son vermenin cezasının 4 yıl 2 ay olmadığı ya da 13 yıl olmadığı ve bunun caydırıcılık işlevi olmadığı hepimizin malumu. Bu anlamda zaten toplumun vicdanı da Ali İsmail Korkmaz davasına gösterdiği ilgiyle zaten bunu gösterdi, bunu kanıtladı. Gerçekten failler ve aslında yine sadece bu davada yargılanan faillerden söz etmiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin amirlerle ilgili de bir tespiti var kararında. Özellikle 166. paragrafındaydı. Amirlerin sorumluluğunun olmadığını ya da sorumluluğun olduğuna ilişkin herhangi bir delilin olmadığını ve bizler tarafından böyle bir şeyin ileri sürülmediğini iddia ediyor. Oysa ki biz başvurumuzda amirlerin en başından itibaren kollukla birlikte sorumlu olduğunu, verilen emirlerden sorumlu olduğunu söyledik. Nitekim yargılama sırasında da fail olan yani sanık olan polis memurlarından bir tanesi kendisini talimatlandıran, kendilerini talimatlandıran üç amirinin de ismini verdi. Buna rağmen dosya bu anlamda çok açıkken ve tek başına kolluğun amirlerinin de sorumluluğunu içeren bir yaşam hakkı ihlali söz konusuyken Anayasa Mahkemesi'nin amirlerin sorumluluğuna ilişkin herhangi bir tespitte bulunmadığını söylemesi gerçekten çok son derece üzücü. Yani bizim insan hakları hukukumuz bakımından da çok üzücü. Dolayısıyla AYM kriterleri asla burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterleriyle örtüşür vaziyette değil. Ya da Avrupa İnsan Hakları esas aldığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile örtüşür değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. AYM'nin kararı bu anlamda tatmin edici, vicdanları tatmin edici ya da işte ailenin mağduriyetini giderici bir nitelikte değil. Hiçbir şekilde. Yani aslında kamunun mağduriyetini giderir bir nitelikte değil. Bununla ilgili olarak şimdi AYM'nin başka bir tespitini söylemek istiyorum. Gerçekten bunu çok vahim bir tespit bu. Yani hem hukuk hem de mantık kuralları açısından benim izah edemediğim bir durum. Dosyanın Kayseri'ye nakli ceza yargılaması açısından aslında etkili bir yargılama yapılmadığı, etkili bir soruşturma yapılmadığı, etkili bir kovuşturma yapılmadığını gösteren bir unsur. Ancak AYM bununla ilgili olarak tespitinde şöyle bir ifadede bulunuyor. Yani Antakya'nın yani Ali İsmail Korkmaz'ın memleketinin ve şu an ailesinin yaşadığı yerin olay yerine yani Kayseri olay yerine diyorum davanın nakledildiği Kayseri'ye yakın olmasının nakil bakımından herhangi bir hak ihlaline sebebiyet vermediğini söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani yine avukatların çabasıyla ya da diğer birçok ilden avukat katıldı, dosyayı sahiplendi. Birçok insan, birçok sivil toplum örgütü dosyayı sahiplendi, birçok baro aynı şekilde. Herkes kendi çabasıyla oraya gitti. Ancak siz herhangi bir güvenlik kaygısı yokken, herhangi bir bunu gerekçelendirememişken üstelik dosyayı naklederseniz ve olay yerinde herhangi bir keşif yapmadan karara varacağı başka kilometrelerce uzakta başka bir şehre davayı taşırsanız orada adil bir yargılamadan söz etmek mümkün değildir. Hele ki ailesine yakın olmasıyla izah edilmesi gerçekten çok vahim. Böyle gözüküyor. Yani verdiği gerekçelendirme hali, dosyanın ele alınış biçimi ne yazık ki yaşam hakkı ihlalinin bir kez daha ihlal edilmiş olduğunu gösteriyor. Bize böyle diyebiliriz.
AİHM'e giderken tabii ki AİHM'deki yargılamanın da bu açılardan yaşam hakkı ihlali bakımından, adil yargılanma bakımından ve yine kötü muamele yasağının ihlal edilmesi ve etkili başvuru yolu bakımından yeterli olmadığı belirtilecek ve bunlar delillerle ortaya konulacak. Zaten bizim onlara sunduğumuz başvuru dilekçelerinde de bunlar yeterince ortaya konulmuştu ve belgeleriyle birlikte, dosyayla birlikte ortaya konulmuştu. Ancak belirli şeylerin geçiştirilerek aslında ortaya karışık bir karar çıkarılması ve kamuoyunun vicdanını tatmin etmeyen bir karar çıkartılması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AYM'nin etkili bir iç hukuk yolu olup olmadığı konusunda, etkili bir başvuru yolu olup olmadığı konusunda da dikkate sunulmalı. Bizler de ailenin savunmanları olarak dikkate sunacağımız ya da dile getireceğimiz konulardan biri de bu. Gerçekten AYM'ye yapılan başvurunun etkili olup olmadığı.